Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 8 Mayıs 2020 Cuma, dünyadan Türkiye'den Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Pek çok ülke tedbirleri gevşetmeye başladı ancak rehavete kapılmamak gerek. Dünya Sağlık Örgütü bir kez daha uyardı. Ölümcül virüsle mücadelede kuralları harfiyen uygulamak şart. Tedbir hayati önem taşıyor diyerek başlıyoruz biz de bugün Avrasya gündemine. Evet, dünyada iyileşenlerin sayısı hızla artıyor. Koronavirüse gelenlerin sayısı 1 milyon 400 bine yaklaştı. Vaka sayısı 3 milyon 900 bini, can kaybı ise 270 bini aştı. Günün bilançosunu birazdan aktaracağız. Avrupa salgın, Avrupa'da hız kesti. İtalya'da durum hızla iyileşiyor. Ülkedeki son durumu Roma'dan gazeteci Barış Seçkin'le konuşacağız. İspanya'da olağanüstü hal 2 hafta daha uzatıldı. Normalleşmede 3. aşamaya geçti Almanya. Eğer tablo kötüleşirse kısıtlamalar yeniden devreye girecek. Avrupa genelinde son durumu da bize TRT Berlin temsilcisi İlhan Atasoy aktaracak. İngiltere salgında Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülke sevgili seyirciler. Hayatını kaybedenler 30 bini, virüse yakalananlarsa 206 bini geçti. Tıbbi malzeme sıkıntısı yaşayan ülkenin yardımına ilk koşan ülkelerden biri olmuştu Türkiye. Dün İngiliz basınında Türkiye'den alınan tıbbi malzemeler tartışma konusu yapıldı. Anında İngiliz hükümeti iddiaları yalanladı. Ayrıntıları bize TRT Londra temsilcisi Zeynep Er Yılmaz aktaracak. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da virüs paniği yaşandı. ABD Başkanı Trump'a hizmet eden askerlerden birinde virüs tespit edildi. Sonrasında neler oldu birazdan aktaracağız. ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Salgını konuştu iki lider. İşbirliği ve dayanışmanın önemini vurguladı. Görüşmenin detaylarını ve Rusya'da salgınla ilgili son bilgileri TRT Moskova temsilcisi Eşref Yalın Kılıç'la aktaracak. Koronavirüsün sarstığı İran'da da sevgili seyirciler, hayatın normale dönmesi için adımlar atılıyor. Ancak sosyal mesafenin göz ardı edilmesi ülkede virüsün tekrar yayılma riskini artırıyor. TRT Tahran temsilcisi Fatih Sabuncu Tahran sokaklarındaydı. İzlenimlerini birazdan aktaracağız. Ortak coğrafyada da salgınla mücadele sürüyor. Kardeş ülkelerde bir yandan hayatı normalleştirmek için adımlar atıyor. Orta Asya ve Kafkaslar'da son durumu bize TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos aktaracak. Koronavirüs salgını ve enerji fiyatlarındaki düşüş Doğu Akdeniz'de enerji denklemini de etkiledi. Tek taraflı adımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarını hiçe sayan Rum yönetimi, sözde ruhsat verdiği şirketlerin faaliyetlerini durdurması üzerine hayal kırıklığına uğradı. Salgın süreci bölgedeki enerji savaşlarını nasıl etkiliyor? TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç anlatacak. TRT Avaz'ın büyük ilgi gören yapımı Köklerin İzinde belgeseli yurt dışında da ses getiriyor. Yazar, sanatçı ve kültür adamlarının hayatlarına dair kesitleri ekrana getiriyor. Belgesel Rus televizyonlarında haber oldu. İşte o büyük belgeseli bize metin yazarı Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu anlatacak. Haber turuyla başlayalım, ardından detaylarla karşınızdayım. Dünya genelinde virüsten iyileşenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Koronavirüse yakalanan yaklaşık 1 milyon 340 bin kişi iyileşti. Vaka sayısı 3 milyon 900 bini, can kaybı ise 270 bini aştı. Salgında boğuşan Avrupa'da toplam vaka sayısı 1 milyon 544 bini geçti. Kıtada iyileşenlerin sayısı da artıyor. 605 binden fazla kişi sağlığına kavuştu. Can kaybı ise yaklaşık 150 bin. Koronavirüsten en kötü etkilenen ülke olan ABD'de iyileşme rakamları 189 bini geçti. Ancak 1 milyon 245 binden fazla kişiye bulaşan virüs sebebiyle sağlık sistemi zor durumda. Ülkede can kaybı ise 75 bin üzerinde. Beyaz Saray'da görevli bir askerde de virüs tespit edildi. Bu gelişme üzerine ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence test yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı. İngiltere, Türkiye'den gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun olduğunu açıkladı. Hükümet, İngiliz medyasında ortaya atılan iddiaların ardından açıklama yaptı. Koruyucu giysilerin kalite testlerine geçtiğini açıkladı. Türkiye'nin bu süreçte İngiltere'ye çok yardımcı olduğunu belirtti.
virüsle mücadelemizde... Türkiye'de koronavirüs tedavisi görüp iyileşen hastaların sayısı her geçen gün artıyor. Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 4782 oldu. 57 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsü kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz, kanıtladık, sonuç almak zor değil dedi. Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dünyanın birçok ülkesine yaptığı tıbbi malzeme desteğini sürdürüyor. Son olarak tıbbi malzeme yardımı Tunus'a yapıldı. Türkiye Ramazan ayında da diğer ülkelere yardımlarını sürdürüyor. TİKA, Kuzey Makedonya'daki Roman vatandaşlara ve Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere binlerce kolilik yardımda bulundu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle de İngiltere'de ihtiyaç sahiplerine 1000 yardım kolisi dağıtılacak. Dünya aynı anda iki büyük krizle karşı karşıya kaldı. Koronavirüs salgını kadar salgının tetiklediği ekonomik krizde sarsıcı boyutta. En gelişmiş ülkeleri barındıran Avrupa Birliği, tarihindeki en derin resesyona sürükleniyor. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ise işsizlik rakamları tırmanışta. Washington yönetiminden Rusya'ya suçlama. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Rusların Suriyeli milisleri Libya'ya götürmek için Esed'de çalıştığını söyledi. Yıllardır iç savaşta mücadele eden Yemen'de dikkat çeken bir adım atıldı. Suudi Arabistan ani bir kararla Yemen'in Sokatra adasındaki Hadibu ilindeki güvenlik noktalarından çekildi. Husilerin özel kuvvetler komutanı Muhammed El Hamransa öldürüldü. İki komşu Afrika ülkesi Kenya ve Somali koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bir yandan da aşırı yağışın yol açtığı selle boğuşuyor. 3 haftadır şiddetli yağışların etkili olduğu Kenya'da bir günde 30 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketi Somali'de 16, Ruanda'da ise 65 kişinin ölümüne neden oldu. Sıcak başlık COVID-19 salgını. Bugün de onu konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, dünya genelinde virüsten iyileşenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Koronavirüse yakalanan yaklaşık 1 milyon 340 bin kişi iyileşti. Vaka sayısı 3 milyon 900 bini, can kaybı ise 270 bini aştı. Koronavirüse yakalananlar hızla iyileşiyor. Dünya genelinde 1 milyon 400 bini aşkın kişi sağlığına kavuştu. Can kaybı ise 270 bini aştı. Çin'de normalleşme adımları sürüyor. İlk vakanın görüldüğü Wuhan'da Ocak ayından beri kapalı olan okullara kademeli dönüş başladı. İlk aşamada lise öğrencilerinin döndüğü okullarda maske takılması zorunlu. Bazı okullarda da sınıflar küçültüldü. Rusya'da hayatını kaybeden kayıtlı tıp personeli sayısı 113'e yükseldi. 11 Mayıs'ta Rusya genelinde kademeli olarak kaldırılması planlanan sokağa çıkma kısıtlaması 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Irak'ta 1600'ün üzerinde kişi sağlığına kavuşurken ülkedeki vaka sayısı 2500'ü geçti. Son 24 saatte can kaybının görülmediği Irak'ta hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102. Meksika'da koronavirüs testi pozitif çıkan 4 çocuk sığınmacı yanlarında refakatçileri olmadan sınır dışı edildi. Çocuklar otobüslerle Guatemala'ya gönderilirken 10 çocuğun daha test sonuçlarının beklendiği belirtildi. Arjantin'de sokağa çıkma kısıtlamaları protestolara engel olamadı. Aralarında sağlık çalışanları ve öğretmenlerin de bulunduğu grup Buenos Aires özerk şehrinde toplandı. Maske kullanan ve sosyal mesafeyi koruyan kalabalık, hükümetin ekonomik acil durum yasa tasarısını protesto etti. Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Uluslararası Para Fonu IMF'ye çağrıda bulundu. Salgının ülke ekonomisi üzerindeki etkisinin ağır olacağını belirterek 500 milyon dolara kadar yardım talep etti.
Dünyada durum böyle. Salgına boğuşan Avrupa'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 544 bini geçti. Sevgili seyirciler, kıtada iyileşenlerin sayısı da artıyor. 605 binden fazla kişi sağlığına kavuştu. Can kaybı ise yaklaşık 150 bin. Avrupa'da salgının en ağır darbeyi vurduğu ülkelerden biriydi İspanya. Ülkeden artık güzel haberler geliyor. İyileşenlerin sayısı hızla artıyor. Yaklaşık 164 bin kişi koronavirüsü yenmeyi başardı. Vaka sayısı 256.800'e aşan ülkede can kaybı ise 26 binin üzerinde. Madrid yönetimi olağanüstü hali pazar gününden itibaren 2 hafta daha uzattı. Almanya'da da iyileşen hastaların sayısı yaklaşık 140 bini buldu. Bu rakam toplam vakaların %83,2'sine tekabül ediyor. Bugüne kadar 168.200'den fazla vaka tespit edildi. Ülkede can kaybı ise 7.200'ü aştı. Üçüncü aşamaya geçilen Almanya'da tabloda iyileşme görülmediği takdirde önceki kısıtlamalara dönülmesi gündemde. Salgının vurucu etkisini atlatan İtalya ise bir nefes aldı. Ülkede 93.200'den fazla hastanın iyileştiği rapor edildi. Vaka sayısı 215 bine aşarken can kaybı 30 bine yaklaştı. Rusya, İtalya'ya gönderdiği tıbbi ekipman ve personeli ise geri çekiyor. İtalyan medyasında bu malzemelerin çoğunun koronavirüsle mücadelede yararlı olmadığı eleştirileri getiriliyor. Belçika, dünyada hala nüfusa oranla en çok vakanın ve can kaybının görüldüğü ülke. Salgının yayılma hızı ise azalmış görünüyor. Belçika'da salgın tedbirleri aşamalı olarak gevşetiliyor. 11 Mayıs'ta ikinci aşamada pek çok mağazada kepenkler açılacak. Ancak kafe, bar ve restoran sahipleri dördüncü aşamayı, yani 8 Haziran'ı beklemek zorunda. Brüksel yönetiminin hala restoranlara bir rehber sunmaması ve nasıl bir çerçevede lokantaların açılacağının belli olmaması endişeye sebep oluyor. Ülkede yaklaşık 51.400 vakadan 12.900'den fazlasının iyileştiği kaydedildi. Can kaybı ise 8.400'ü aştı. Avrupa'da birçok ülkede kısıtlamalar gevşetilirken Avrupa Birliği Komisyonu'nda görevli 61 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kısıtlamaların ilk gevşetildiği ülkelerden biri Almanya. Şimdi Berlin'e gideceğiz. Ülkede ibadethaneler de açılacak. İlhan Atasoy, Berlin temsilcimiz, bir camide bizi bekliyor. Detayları, ayrıntıları ondan alacağız İlhan. Almanya'da kısıtlamalar gevşetiliyor dedik. İşte ibadethaneler de açıldı Ramazan ayında. Kardeşlerimiz de namazlarını kılabilecekler camilerde. Neler aktaracaksın? Detayları senden alalım. Coşkun Özen, Mart ayının ortasından bu yana camilere, ibadethanelere kısıtlamalar vardı biliyorsunuz. Ancak o kısıtlamalar yarın itibariyle artık ortadan kalkmış olacak. Biz de şu anda Berlin'deki Şehitlik Camisi'ndeyiz. Ben şimdi hemen kenara çekileyim, bir şey göstereceğim burada. Caminin içerisindeyiz. Burada Müslümanların, cemaatin namaz kılmasına ilişkin bir düzenleme yapıldı. Görüyorsunuz şeritler çekildi. İmamın arkasından itibaren İki kişinin cemaat olabileceği şekilde cami salonu, caminin içerisi bu şekilde şeritlerle Müslümanların namaz kılabilmesi için düzenlendi. Tabii ki başka kurallar da var. Örneğin caminin avlusuna giriş yaptığınızda elinizi dezenfekte edeceksiniz. Orada bir görevli var, çadır var. O çadırın içerisindeki deftere iletişim bilgilerinizi yazacaklar ve olası bir vakada sizinle iletişime geçecekler. Dolayısıyla yarın sabah namazı, öğle namazı ve ikindi namazında Berlin Şehitlik Camisi ve Almanya'nın genelindeki pek çok cami uzun bir aradan sonra ibadete başlayabilecek, cemaatte namaz kılınabilecek. Tabii ki de bu uzun bir aradan sonraki Ramazan ayının ortasındayız. Uzun bir aradan sonra camilerde toplu namaz kılamayan Müslümanlar için de sevindirici bir haber oldu. Biz de bu haberi çalışmak için bugün buradaydık. Cami yönetimi caminin girişinden itibaren tüm hazırlıkları tamamlamış durumdalar ve yarınki sabah namazı bekleniyor. Müslümanlara camilere ilişkin ayrıntılar bu şekilde. Tabii biliyorsun Almanya Başbakanı Merkel 6 Mayıs'ta o 3. aşamayı açıkladıktan sonra yetki eyaletlere verilmişti. İşte o eyaletlerde
kademeli bir şekilde restoranların, otellerin açılması noktasında adımlarını atmaya başladılar. Berlin için söyleyebiliriz. 18 Mayıs'tan itibaren örneğin 50 kişiye kadar kapalı toplantılara izin verilebilecek. 25 Mayıs'tan itibaren 100 kişiye kadar açık alandaki toplantılara izin verilecek. Restoranlar 15 Mayıs'ta açılacak Berlin'de ve saat 6'dan 22'ye kadar açık olabilecek. Yalnız şöyle bir şart var. Masalar arasında 1,5 metre mesafe olacak. Hijyen kuralları geçerli olacak ve önceden rezervasyon yaptırmanız gerekecek. Otellerin de 25 Mayıs'tan itibaren hizmete başlayacağını söyleyebiliriz. Mağazalarda biliyorsunuz büyüklüklerine bakılmaksızın açılacak Almanya'da. Buradaki kural şu, 20 metrekareye bir müşteri gelecek şekilde mağazalar bunu ayarlayacaklar. Tabii ki onların büyüklüklerine göre içeriye ne kadar müşteri alınacağı da bu şekilde belirlenmiş olacak. Sürücü kursları yeniden eğitime başlayacak 11 Mayıs'tan itibaren. Kreşler, yuvalar 14 Mayıs'tan itibaren açılmaya başlayacak. Yüzme havuzları da 25 Mayıs'tan itibaren Berlin'de açılmaya başlayacak. Yine Thüringen eyaletinde de oteller, pansiyonlar, tatil evleri de 15 Mayıs'tan itibaren açılmaya başlıyor. Dolayısıyla Almanya 22 Mart'ta başlayan o kısıtlamalar sonrası 3 aşamada bu kısıtlamalardan, bu salgından çıkış yolunu, yol haritasını seçmişti. Şimdi gözler önümüzdeki günlerdeki bu adımlara çevrildi. Ancak Müslümanlar için sevindirici olan yarından itibaren şu anda içinde bulunduğumuz Berlin Şehitlik Camisi başta olmak üzere Almanya'nın genelindeki camilerde artık toplu ibadet başlayacak. Bu da Ramazan ayında Müslümanlar için buruk bir sevinç olarak geri dönmüş olacak Coşkun Özen. İlhan Atasoy aktardı Berlin'den. Sevgili seyirciler, iyi haberler verdi. Camiler açılıyor yarından itibaren ibadete sevgili seyirciler. Ancak bu önlemler tabii ki tabloya bakılarak değiştirilebilir. Eğer tablo kötüleşirse yeniden kısıtlamalar Almanya'da devreye girecek. Şimdiki durağımız salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya. Sevgili seyirciler, Roma'ya gidelim şimdi. Anadolu Ajansı Roma muhabiri Barış Seçkin karşımızda. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar Roma'da. Barış Seçkin, İtalya salgının başından beri Avrupa'da en fazla etkilenen ülkeydi. Daha düne kadar İngiltere'ye kaptırdı birinciliği ama hem vaka sayıları açısından hem de ölüm oranları açısından gerçekten İtalya çok zor günler geçirdi. Çok uzun süren bir karantina döneminin ardından da hafta başından itibaren İtalyanlar yeniden sokaklara döndüler. İzlenimlerini alalım senden. Bu süreçte neler yaşandı, bugünlerde neler yaşanıyor? Evet, İtalya yaklaşık 56 gün süren sıkı karantina tedbirlerinin ardından pazartesi, 4 Mayıs pazartesinden bu yana ikinci aşamaya geçmiş durumda. Nedir bu ikinci aşama? Başbakan Giuseppe Conte bu aşamayı virüsle birlikte yaşayacağımız dönem olarak tanımladı. Dolayısıyla da bu süre zarfında açıkçası başbakan ve... Alo. Ben duyuyorum seni Barış Seçkin. Pardon, seste bir aksama oldu. Biz duyuyoruz. Evet, şu anda duyuyorum. Başbakan Giuseppe Conte bu aşamayı virüsle birlikte yaşayacağımız ikinci dönem olarak tanımladı. Tabii bu sürede uzmanlar ve hükümet tabii ki virüsün yayılıp yayılmadığına bakacaklar. Eğer virüsün yayılma eğrisi tekrar yukarı doğru bir grafik çizerse, bu sefer tekrar sıkı karantina tedbirlerine geri dönülmek zorunda kalacak İtalya'da. Şu anda dene ve gör politikası izleniyor. Yani insanların çıkması, sokağa çıkmasındaki önlemler gevşetildi. Eskiden sadece market ve eczane dışındaki ihtiyaçlar dışında dışarı çıkılmasına izin verilmiyordu insanların. Şu anda bireysel olmak kaydıyla spor yapmalarına da izin veriliyor. Dolayısıyla şu aşamada İtalya'da insanların biraz fazlaca dışarı çıkmaya başladığını gözlemlemeye başladık desek yanlış olmaz. Bu konuda en son Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da insanların gereğinden fazla bir arada dışarıda bir arada görülmeye başladığını, bu görüntülerin utanç verici olduğunu belirtti. Zira ile devam ederse eski uygulamalara geri dönecekleri uyarılarını yaptılar. Şimdi İtalya ikinci aşamada 4 Mayıs'tan itibaren 4,5 milyon kişi işbaşı yaptı. İnşaat, imalat sektörlerinde, toptan ticaret sektörlerinde 4,5 milyon kişi işbaşı yaptı. Bu önlemleri kademeli olarak gevşetmeye devam edecek. Önümüzdeki haftadan itibaren yine bazı mağazaların açılması gündemde. Bazı bölgeler açılışların biraz daha öne çekilmesi konusunda hükümete baskı yapıyor ama hükümet bu konuda temkinli, acele etmek istemiyor. Çünkü virüsün ikinci dalgasıyla karşılaşmaktan endişe ediliyor. İkinci dalgayla karşılaşılması durumunda
zaten zorda olan İtalyan ekonomisinin daha da kötü etkileneceği belirtiliyor. Zira en son Avrupa Birliği'de İtalyan ekonomisinde 2020 yılında %9,5'luk bir daralma beklediğini açıkladı ki bu çok ciddi bir oran. İtalya işi riske etmeden ama temkinli ve kademeli bir şekilde açılışlarına devam etmek istiyor. Burada hayatın muhtemelen 1 Haziran'dan sonra biraz daha normale yakınlaşmasını bekliyoruz ama tabii bu bildiğimiz anlamda yaklaşık 3-4 ay önceki bildiğimiz normal olmayacak. Yine insanlar sosyal mesafeyi korumak koşuluyla dışarıda yer alabilecekler, restoranlara gidip. Evet, Barış Seçkin, aktardıkların için çok teşekkürler. İtalyanlar da aslında bizim gibi biraz Akdeniz ülkesi. Dolayısıyla sokakta yaşamayı seven bir millet. 56 gün onlar için çok uzun bir süreydi. İşte sokaklara döndüler, hayat normalleşiyor. Dileriz her şey yolunda gider. İkinci dalgayla ne İtalyanlar ne biz kimse karşılaşmaz. Çok teşekkürler Roma'dan aktardığım bilgiler için Barış Seçkin. Sevgili seyirciler, şimdiki durağımız İngiltere olacak. İngiltere salgında Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda. Hayatını kaybedenler 30 bini, virüse yakalananlarsa 206 bini geçti ülkede. Şimdi Londra'ya gidelim. Zeynep Eryılmaz'la son durumu, son rakamları da konuşacağız ama dün İngiliz basınında yaşanan o tartışma, o haberler açıkçası bizim canımızı sıktı. Ama hemen ardından İngiliz hükümeti yayınladı. Niye? Çünkü Türkiye, İngiltere tıbbi malzeme sıkıntısı çektiğinde ilk yardım eden ülkelerden biri olmuştu. Üç uçak dolusu malzeme gönderildi ülkeye. O malzemeler işte tartışma konusu yapıldı dün İngiliz basında. Bu tartışmalar neden kaynaklandı? Sana onu soracağız. İngiliz hükümeti nasıl o iddialara yanıt verdi? Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi yönetmen arkadaşım da o görüntüleri hazırlar, izleyicilerimize aktarırız. Geçtiğimiz ay sen de hatırlayacaksın. O tıbbi malzeme sıkıntısı çekilen ülkede, İngiltere'de hemşirelerin çöp poşetleriyle fotoğrafları yayınlanmıştı. Şimdi o dönemi sorgulamayan İngiliz basını Türkiye'nin gönderdiği malzemeleri sorgular hale gelmiş. Ayrıntıları senden alalım. Coşkun Özen, sizin de dediğiniz gibi aslında ülkede birkaç gündür tartışılan konu buydu. Türkiye'den gelen ekipmanların kalite olarak yetersiz olduğu iddia edildi. Tabii bu iddiaydı ama gene de manşetlere taşınınca gündemin en önemli konu başlıklarından bir tanesi oldu. Ve ilerleyen saatlerde gözler hükümete döndü ve İngiltere'de hükümet çok net bir açıklama yaptı. Türkiye'den ikinci etapta gelen tıbbi malzemelerin bir şekilde kalite kontrolünü geçtiğini, çok az bir kısmının, sadece çok az bir kısmının geçemediğini, ancak çok büyük oranda bu kalite kontrolden geçtiğini belirtti ve dağıtılmak üzere hastanelere ve gerekli yerlere dağıtılmak üzere şu anda hazır olduğunu belirtti. Yani ilk elden, ilk ağızdan, en yetkili makamlardan bu iddialar çürütülmüş oldu. Ayrıca İngiltere'de hükümet gene yaptığı aynı açıklamada Türkiye'ye teşekkür etti ve yardımlarını, özellikle teşekkürünün altını çizdi. Sadece ondan tepki gelmedi İngiliz yanlı basınına. Diğer taraftan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominic Gilcock, o da bir açıklama yaptı. O da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada gene Türkiye'ye teşekkür etti ve bir şekilde bunların dağıtılacağını ve bir şekilde bu tıbbi malzemelerin normal olarak herkese dağıtılacağını ve bunların bir şekilde durumdan geçtiğini belirtti diyelim. Hemen altını çizmemiz gereken bir nokta daha var. O da bu tartışma şimdilik burada sonlanmış gözüküyor ama diğer taraftan da Türkiye'den gelen yardımların kalitesinin tekrar bakıldığının da altını çizmemiz gerekiyor diyelim. Tabii sen de söyledin, rakamlar oldukça dikkat çekici. Türkiye'den gelen tıbbi malzemeleri bir kenara koyarsak rakamlar şunu gösteriyor ki oldukça uzun bir süre daha İngiltere hükümeti bu koronavirüsle boğuşmaya devam edecek diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Evet, Zeynep Eryılmaz'dan aldık Londra'dan bilgileri. Sevgili seyirciler, koronavirüsten en kötü etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde iyileşme rakamları 189 bini geçti. Ancak 1 milyon 245 binden fazla kişiye bulaşan virüs sebebiyle sağlık sistemi zor durumda. Ülkede can kaybı ise 75 binin üzerinde. Beyaz Saray'da dün görevli bir askerde de virüs tespit edildi. Bu gelişme üzerine ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence test yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da görevli bir askerde virüs tespit edildi. Deniz Kuvvetleri'ne mensup askerin ABD Başkanı Donald Trump'a hizmet eden ekipte yer aldığı belirtildi. Gelişme üzerine Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'e koronavirüs testi yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı. Salgın Amerika Birleşik Devletleri sağlık sistemini çökme noktasına getirdi. Nevada eyaletinde bir hemşire sağlık alanındaki ihmalleri anlattı. Kurtaramadığı hastalar karşısında yaşadığı çaresizliği gözyaşları içinde paylaştı. Hemşire, Amerikan sağlık sistemindeki ağır ihmal ve kötü yönetim sebebiyle binlerce insanın öldüğünü söyledi. Ağır ihmal var. Hastalar ölüyor. En ufak olayda fiş çekiliyor. Yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Ülkede ilk kez gözaltı merkezindeki bir göçmen hayatını kaybetti. 57 yaşındaki göçmenin 132 vakanın bulunduğu San Diego'daki merkezde öldüğü açıklandı. Louisiana'daki gözaltı merkezinde de iki gardiyan koronavirüsten ölmüştü. Bir araştırma, ABD'de virüsten en büyük darbeyi Latin ve Afro-Amerikalıların aldığını ortaya koydu. Bu grubun salgının finansal etkisinin yükünü de taşıdığı vurgulandı. Araştırmaya göre bir yakınında virüs görüldüğünü belirtenlerin ortalaması %12 iken bu oran siyahi Amerikalılarda %21 olarak tespit edildi. Bu tabloya rağmen kısıtlamalar adım adım gevşetiliyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, iki ayın ardından ilk kez Washington'ın dışına çıkacak. Esper, Colorado Springs'te bulunan Amerikan Kuzey Komutanlığı'nı ziyaret edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. İki lider virüsü konuştular. Alınacak önlemleri, tedbirleri değerlendirdiler. Moskova'ya gidelim şimdi. Önemli bir görüşmeydi. Trump, Putin virüsü değerlendirdiler. Bugün Putin aynı zamanda Almanya Başbakanı Merkel'le de görüştü. Detayları senden alalım Rusya'daki son durumla birlikte. Evet Coşkun Özen, dün Başkan Putin Amerika Başkanı Trump'la bir görüşme yaptı. Tabii görüşmenin aslına bakarsanız içeriği belliydi. Koronavirüs birinci gündem maddesi tabii ki. İkinci gündem maddesi ise 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yılı. Rusya tabii ki büyük zafer gününe hazırlık yapıyordu son bir senedir. Ancak zafer günü kutlamaları bu sene yapılamayacak. Başkan Putin ile Trump koronavirüsle mücadele konusunda Rusya ve Amerika'nın ortak işbirliği yapması gerektiğini tekrar vurgulamış oldular bu görüşmede. Kremlin görüşmeyi yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini açıklamış oldu. Dün biliyorsunuz akşam saatlerinde yapılmıştı bu görüşme. Dolayısıyla burada Rusya ve Amerika'nın koronavirüsle işbirliği ve koordinasyonu gündeme gelmiş oldu. Hatırlarsanız geçen ay Rusya Amerika'ya bir askeri kargo uçağıyla yardım gönderdiğini söylemiş. Ancak Beyaz Saray yardımın satın alındığını söylemişti. Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı yarısının parasının ödendiğini, yarısının hibe olduğunu açıklamıştı. Dolayısıyla Amerika ile Rusya arasında böyle bir zaten koronavirüsle mücadele konusunda bir işbirliği zaten vardı. Hakeza bir hafta geçmeden de Putin ve Başkan Trump'la biliyorsunuz solunum cihazlarının Rusya'da üretilmesi için o bazı parçaların Rusya'ya satılması için Amerika ile bir anlaşma imzaladıklarını söylemişti. Dolayısıyla Amerika ile Rusya bütün bu konuları tekrar masaya yatırdılar dün Trump-Putin görüşmesinde. İki lider aynı şekilde dediğim gibi özellikle 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin 75. yıl olması dolayısıyla birbirlerini kutladılar ve faşizme birlikte galip geldiklerini, faşizme karşı bunu dile getirdiler. İki taraf Amerika Rusya'yı, Rusya'da Amerika'yı kutlamış oldu bu görüşmede. Diğer taraftan Başkan Trump'ın Rusya'ya gerekirse bir kez daha yardım edebileceklerini, kendileri de Rusya'ya yardım gönderebileceği konusu gündeme gelmişti. Kremlin tabii ki bunu bu şekilde vermişti. Amerika'dan yapılan açıklamada ise özellikle Başkan Trump'ın Çin'le beraber Rusya'yla yeni bir silahsızlaşma anlaşması imzalamak için Putin'le görüştüğünü söylemişti. Dolayısıyla bütün konular masadaydı ve Rus-Amerikan ilişkilerinin bundan sonraki seyri için her düzeyde iletişimde kalma, liderler arasında iletişimi devam ettirme konusunda mutabık kaldı Trump ve Putin. Bu şekilde. Rusya'da tabii ki vakalar artıyor. Bunu söylemek lazım. Bugün de 10.000 üzerinde bir yeni vakalar geldi. Son 24 saatin verileri. Özellikle 10.699 bugünkü artış. Biliyorsunuz dün 11.231 gelmişti bu artış. Artık Rusya'da gelen rakamlar 10.000'in üzerinde, 11.000'in üzerinde rakamlar gelmeye başladı. Toplamda da Rusya'da 187.859 vaka var artık. Rusya
Önündeki Birleşik Krallık'la neredeyse 3 günlük bir makas var. Muhtemeldir ki hafta başında Birleşik Krallık'ın vaka sayılarını geçebilir Rusya. Bu arada son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybettiği, toplamda da 1723 kişinin Rusya'da hayatını kaybettiğini söyleyelim ve bunun Rusya için iyimser veri olduğunu söyleyelim. Bugün Sağlık Bakanı Murashko bir açıklama yaptı ve Rusya'da 1300'e yakın hastanın entübe olduğunu, solunum cihazına bağlı olduğunu tekrar güncellemiş oldu rakamların Sağlık Bakanı. Dolayısıyla artık Rusya'da, özellikle Moskova'da, salgının merkezi Moskova'da, biliyorsunuz dün belediye başkanı Sergey Sobyanin karantina rejiminin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını söylemişti. Hakeza Petersburg'da da biraz zamana kadar karantina rejimi uzayacak. Dolayısıyla şu an 12'sinden sonra Rusya'da önlemlerin gevşetilmesinden ziyade biraz Moskova gibi salgının merkezi ve vaka artışlarının yaşandığı federal bölgelerde karantina tedbirlerinin uzatılması ve daha sık uygulanması gündeme geldi. Evet. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin gelecek haftadan itibaren burada Moskova'da eldiven takmak ve maske takmak zorunlu olacak dedi ve takmayanlar için cezalar gelecek diye konuştu dün. Sobyanin yaptığı açıklamada ilginç bir taraf da vardı. Özellikle kentin %2-2,5 nüfusunun koronavirüse yakalanmış olduğunu söyledi ve 13 milyonluk Moskova'da yaklaşık 300 bin kişinin koronavirüs taşıdığını söyledi Sergey Sobyanin. Rusya'da durum şu anda rakamlar itibariyle endişe verici. İyileşenlerin oranında %8'i geçmiyor. Bu da bir ayrı tartışma konusu. Toplamda ise 26 binden fazla iyileşen var. Bu vaka oranlarına vurduğumuzda bu oranın da düşük olduğunu söyleyen Coşkun Özel. Eşref Yalınkılıç'ın seni bulmuşken bir sıcak gelişmeyi de sormak isterim. Şimdi Gürcistan Kiev Büyükelçisini geri çekti. Ukrayna'da neler oluyor, sana onu soracağız. Çünkü biliyoruz ki Gürcistan'ın eski başbakanı Saakashvili Ukrayna'da önemli bir göreve getirildi. Gürcistan da haklı olarak diyor ki ülkede yargıladık biz onu, hatta mahkumiyet kararı var. Dolayısıyla Ukrayna bu adımı niye atıyor? Sana soralım birkaç cümleyle, Ukrayna'da neler yaşanıyor, tepkiler neler Gürcistan'ın elçisini çekmesine yönelik? Evet, bu Gürcistan'la Ukrayna'nın ilişkileri biliyorsunuz sıcak ilişkilerdi her daim. İki ülke hatırlarsanız Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan çıkıp 1997'de GUAM, yani Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Örgütü'nü kurmuşlardı hatırlarsanız. Daha sonra Mikhail Saakashvili'nin 2008'deki o 5 günlük Rusya müdahalesinden sonra biliyorsunuz süreçte 2013'te devlet başkanından düşmesinden sonra 2015'te eski Ukrayna başkanı Poroshenko kendisini Odessa valiliğine getirmişti. Mikhail Saakashvili daha önce yaptığı açıklamalarda post-Sovyet ülkelerinde, Sovyet sonrası ülkelerdeki yolsuzluk ve rüşvete karşı mücadele başlattığını açıklamış ve bu mücadeleyi de kendisini Odessa valisi olarak atayan Poroshenko'ya karşı yapmaya başlamıştı ilk önce. Daha sonra Poroshenko ile Saakashvili'nin arası bozulduğunda Saakashvili'nin ülkeden çıkarılması istenmişti. Gürcistan bu durumu memnuniyetle karşılamıştı o zaman. Ancak Saakashvili'nin Zelenski ile olan yeni devlet başkanı, Ukrayna devlet başkanı Zelenski ile olan ilişkileri kendisini tekrar Ukrayna'da yeni bir postun, yeni bir görevin başına gelmesine vesile oldu diyelim. Zelenski dün bir kararnameyle Saakashvili'yi biliyorsunuz ekonomik reformları uygulama komitesinin başına getirdi. Bu karar tabii ki Gürcistan'da hoşnutsuzluk yarattı. Bugün Gürcistan Dışişleri Bakanı bu kararı doğru bulmadıklarını ve Ukrayna ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşüreceklerini ve bu anlamda da Kiev'deki Gürcistan Büyükelçisini geri çağırdıklarını söyledi. Dediğimiz gibi GUAM ülkeleri, yani Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova bir bağımsız devletler toplumuna paralel bir örgüt içerisinde yer alıyorlardı. Gürcistan'la Ukrayna'nın ilişkileri son derece iyiydi. Ancak Saakashvili son dönemde hem Poroshenko döneminde hem de Zelenski döneminde Ukrayna ile Gürcistan arasında bir baş ağrısı deyimlerinde olmaya başlamıştı. İşte tam da bu noktada sorunlar şimdi Gürcistan'ın bu konudaki hoşnutsuzluğu Dışişleri Bakanı tarafından dile getirilmiş oldu. Gürcistan da Ukrayna'daki diplomatik misyonunu geri çekti ve ilişkileri kesmese de daha düşük bir seviyeye çekeceğini bildirmiş oldu Coşkun Özen. Evet, Eşref Yalınkılıç'tan aldık. Ukrayna-Gürcistan arasındaki son gerilimin ayrıntılarına da koronavirüsle devam edelim. Koronavirüsün sarstığı İran'da hayatın normale dönmesi için adımlar atılıyor. Sevgili seyirciler, vaka ve ölü sayılarının azalmasıyla ekonomik canlanmayı başlattı İran, halkın sağlık protokollerine yeterince uymadığı yorumları yapılıyor. İran'da vaka sayısı 103.135'e, ölü sayısı ise 6.486'ya ulaştı.
Vaka sayılarının %60'ın üzerinde düşüş göstermesiyle İran ekonomiyi canlandırmak için adımlar attı. İlk olarak kamu kurumları 1/3 oranında çalışanla işbaşı yaptı. Ardından az riskle özel iş yerleri işe başladı. İnsanlar evde oturamaz. Herkesin zorunlulukları var. Ev kirası, ev ihtiyaçları. Bunları devlet veremez ki. Gidip çalışmak gerekiyor. 2 aydır kapalı dükkanlarını açan işletme sahipleri en fazla sevinenler arasında yer alıyor. Ancak alışverişe çıkanlar için risk bitmiş değil. İran normalleşme sürecine ilk geçen ülkelerden. Vaka sayılarının düşük çıkmasıyla birlikte İran'daki iş yerleri açıldı. Ancak yetkililer kesinlikle sosyal mesafe kurallarına uyulması çağrısı yapıyor. Bazı bölgelerde sosyal mesafe tamamen göz ardı ediliyor. 1 metrekareye 3 kişi düşebiliyor. Bu da virüsün tekrar yayılma riskini artırıyor. Sokaktaki insanların birçoğunun maske takmadığı da gözleniyor. Kasaba hem kendi merdum. Eğer insanlar dikkat etmezse, mesela maske takmazsa kesinlikle daha kötü olacak durum. Korona yeni geldiğinde insanlar daha çok dikkat ediyordu. Maske takıyordu, eldiven takıyordu. Ama şimdi alıştılar. Durumu normalleştirdiler. 10 kişiden ikisi ancak maske takıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ise vaka sayılarının tekrar artmasının sağlık görevlilerinin hastalığın peşinden gitmesinden kaynaklandığını ifade ediyor. Yetkililer yeni bir dalganın gelmemesi için sosyal mesafeye ve sağlık protokollerine uyulmasını istiyor. Tahran sokaklarında durum böyleydi. Fatih Sabuncu, TRT Tahran temsilcisi, izlenimlerini aktardık sevgili seyirciler. Şimdi Azerbaycan'a, Bakü'ye gidelim. Kafkaslar'da ve Türk dünyasında son durum ne? Alınan önlemler, hayatın normalleşmesi için atılan yeni adımlar var mı? Tüm bunların yanıtını alacağız Fatih Avanos'tan. Teşekkürler. Evet, Avrasya ülkelerinde, Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Gürcistan'da yeni vakalar var. Ayrıca Gürcistan'da yeni alınan kararlar var. Hemen onlara geçelim, Azerbaycan'la başlayalım. Azerbaycan'da son 24 saatte 77 yeni vaka tespit edildi. Azerbaycan Bilim Kurulu'ndan yapıldı açıklama ve ülkede 28 Şubat'tan bu yana toplam görülen vaka sayısının 2204'e yükseldiği ifade edildi. 15 kişi de sağlığına kavuştu ve toplam sağlığına kavuşanların sayısı ise 1551 olarak gerçekleşti Azerbaycan'da ve şu ana kadar 28 kişi hayatını kaybetti. Son 48 saatte 2 kişi daha hayatını kaybetmesiyle birlikte 24 Mart'tan bu yana da hayatını kaybedenlerin sayısı 28 oldu Azerbaycan'da. Şu ana kadar 176 bin test yapıldı ülkede. Tabii sadece testler değil, mücadele de devam ediyor. Önlemler artırılıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün başkent Bakü'de bir Sahra Modüler Hastane'nin açılışını gerçekleştirdi. Yapımı 3 hafta sürmüştü ve bu hastaneyle birlikte toplam 200 yatak daha kazandı başkent Bakü. İkinci hastanenin de yapımına başlandı ve toplamda da 10 şehirde 10 hastane, modüler hastane kurulması planlanıyor ve Azerbaycan 2020 sonbaharından sonra salgının ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı. Toplamda da 2000 yataklı hastane ile birlikte Azerbaycan sağlık sisteminin güçlendiğini söyleyebiliriz. Kazakistan'a bakacak olursak 223 yeni vaka daha tespit edildi orada. Kazakistan Sağlık Bakanlığı yaptı açıklamayı ve toplam vaka sayısının 4753'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada sağlığına kavuşanların sayısı da 64 artarak 1582'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte bir yeni vakayla birlikte, ölümlü vakayla birlikte 31'e yükseldi Kazakistan'da. Özbekistan'da da yeni vakalar var. Toplamda 79 kişi daha iyileşti Özbekistan'da. Sağlık Bakanlığı yaptı açıklamayı. 3 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 2314'e yükseldi. İyileşenlerin sayısının da 1688'e ulaştığı kaydedildi. Oldukça sevindiriciydi. Açıklamada 603 kişinin şu an itibariyle tedavilerin devam ettiği bildirildi ve 10 kişinin de hayatını kaybettiği yine ifade edildi Özbekistan'da. Kırgızistan'da 11 vaka var ve toplam vaka sayısı 906'ya yükseldi. 11 yeni vakayla birlikte 650 hasta iyileşti ve ülkede şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti.
Tacikistan hatırlarsanız 28 Nisan'a kadar hiçbir vakasının bulunmadığını ifade ediyordu. Tacikistan'da da artık vaka sayılarında artışlar gerçekleşiyor. 82 yeni vakayla birlikte 461'e yükseldi Tacikistan'da. Hayatını kaybedenler de son 24 saatte 4 kişi oldu ve toplamda 12'ye yükseldi. Tacikistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı hatırlayacaksınız 2 gün önce Sağlık Bakanı görevinden alınmıştı ve yeni bir bakan atanmıştı. Tacikistan'da 28 Nisan'a kadar da herhangi bir vaka tespit edilmediği ifade ediliyordu. Ancak şu an itibariyle ülkede 400'ün üzerinde 500'e yakın vaka olduğunu söyleyelim. Son olarak Gürcistan'da yasaklamalar kısmen kaldırılmaya başlandı. Başbakan George Gakari açıklamalarda bulundu ve 11 Mayıs itibariyle ayakkabı ve giyim dükkanları hariç ülke genelinde tüm mağazaların açılacağı ifade edildi. Haziran'da iç turizme yönelik faaliyetler başlayacak. 1 Temmuz itibariyle de yabancı turistlere yönelik, dışarıdan gelecek turistlere yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılacağı ve ülkenin turizme açılacağı ifade edildi. Avrasya gündeminde Avrasya ülkelerinin notları bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, Fatih Avanos aktardı. Tüm Kafkaslar'da, Orta Asya'daki salgınla ilgili son durumu. Sevgili seyirciler, işte bu salgın sürecinde TRT Avaz'da nitelikli yapımlarıyla evde kalan milyonlara seslenmeye devam ediyor. İşte o yapımlardan biri büyük ilgi gördü. Köklerin İzinde belgeseli yurt dışında da ses getiriyor. Sevgili seyirciler, yazar, sanatçı ve kültür adamlarının hayatlarına dair kesitleri ekrana getiriyor. Belgesel Rus televizyonlarında haber oldu. Şimdi belgeselin metin yazarı Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu'yla işte bu önemli belgeseli konuşacağız. Hemen dönelim. Yakup Ömeroğlu bizi bekliyor. Merhabalar Sayın Ömeroğlu, nasılsınız? Önce tebrik edelim bu güzel belgeselden ötürü. Çok teşekkür ediyorum. İyiyiz. Bütün Türk dünyasına da sağlıklar diliyoruz bu sıkıntılı günlerde. Şimdi ben başlarken duyurdum. TRT Avaz tabii bu süreçte nitelikli pek çok yapımla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Çünkü milyonlar evlerinde, Türk dünyası da öyle, evlerine kapandı. Tek eğlencemiz de bu dönemde işte televizyonlar. Dolayısıyla TRT Avaz da bu süreçte önemli bir katkı veriyor. Köklerin izinde de büyük ilgi gördü. Türkiye'de, yurt dışında da aktardık. Rus televizyonlarında haber oldu. Biraz bu belgeselden söz edebilir misiniz? Neyi anlatıyor bu belgesel? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi aydınlarımızı, yazarlarımızı, şairlerimizi gündeme taşımaya gayret ediyoruz. Onların hayatlarından kesitler sunuyoruz. Bu aydınlar, yazarlar doğrusu yalnızca kendi edebiyatları için değil, kendi ülkeleri için değil, bütün Türk dünyası için, hatta insanlık için önemli yazarlar, eserleri bu derecede güçlü insanlar. Onları ekrana taşıyoruz ve bunların, bu isimlerin ekranda dramatik belgesellerle canlandırılması kendi halkları için çok büyük moral kaynağı oluyor. Bahsettiğiniz gibi Yakutistan'da, yaygın adıyla Yakutistan'da, onlar kendilerine Saha Eli diyorlar. Saha Eli'nin de bir büyük aydını var, Platon Oyinski. Çok trajik bir kaderi var. İlk başbakanı Yakutistan'ın, ilk Milli Eğitim Bakanı, Yazarlar Birliği'nin ilk kurucusu, destan derleyicisi, şair, pek çok özelliği var. Ve sonunda meşhur Stalin zulmünde hayatını kaybediyor. Platon Oyinski'nin belgeseli Yakutistan'da çok büyük alaka gördü. Önemli kanallar, ana haber bültenlerinde bunu gündeme taşıdılar. Üstelik siz televizyoncusunuz, 8 dakikayı aşan bağlantılarla gündeme taşıdılar. Türkiye'den canlı bağlantılara geçtiler. Buradan Ümit Şahin, Hasan Hayırsever, Fatih Kirişçioğlu gibi hocalarımız var. Yakutça'yı çok iyi kullanan ve belgeselde de onlar bize destek vermişlerdi, sağ olsunlar. Onlar bu canlı yayınlara katıldılar. Tabii şair Ali Akbaş, o da belgeselde katkı vermişti. Onun Oyinski için yazdığı bir büyük poemi var. Bu poemi dinleyen Yakutistan Yazarlar Birliği Başkanı bir ortak dostumuz vasıtasıyla bizimle irtibata geçti ve bu büyük şiiri Yakutistan'da yayınlamak istediklerini, yalnız Yakutistan'da değil bütün Rusya'da tanıtmak istediklerini söylediler. Biz de Ali Akbaş Hoca'ya bunu ilettik, memnuniyetle kabul etti. Doğrusu çok büyük ses getirdi son dönemdeki Platon Oyinski belgeseli.
Sayın Ömeroğlu, şimdi merak ettiğim bir konu da var. Onu da sizi bulmuşken sormak isterim. Önümüzdeki hafta aslında biz Türk dünyasındaki yazarlarla, sanatçılarla, gazetecilerle de konuşacağız Avrasya gündeminde. Şimdi salgın dönemini konuşuyoruz. Bilim insanlarımız konuşuyor, hekimlerimiz konuşuyor. Şimdi ekonomistlerimiz konuşmaya başladı salgın sonrasında ama asıl beni merak ettiğim edebiyatçılarımız, sanatçılarımız, şairlerimiz ne zaman konuşmaya başlayacak? Çünkü insanlığın geçirdiği son derece önemli, sancılı bir süreç bu. Eminim edebiyatçılarımız da, yazarlarımız, şairlerimiz de bu süreçte çok şey biriktirdiler. Bunlar her biri şiir olarak, roman olarak önümüze gelecek. Yakında gelmeye başlayacak belki evet, de. Ne dersiniz? Gelmeye başladı. Tabii Azerbaycan'ın büyük yazarı Anar'ın bir ifadesi var. Geçen asır, milenyum asrı başlarken ben asrımın esiriyim, ben asrımın eseriyim diyordu. Yazarlar, şairler de asırlarını yazıyorlar elbette, zamana şahitlik ediyorlar. Şiirler, hikayeler gelmeye başladı. Bunları yayınlıyoruz da, Kardeş Kalemler adlı bir dergimiz var. Bir hazırlığımız da, Haziran sayısını, Kardeş Kalemler Edebiyat Dergisi'nin Haziran sayısını korona günleri özel sayısı olarak yayınlayacağız. Bütün Türk dünyasından korona ile ilgili yazılmış şiirleri, hikayeleri bu sayımızda bir araya getirmeyi planlıyoruz. Evet, biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Ömeroğlu, aktardıklarınız için, yayınımıza verdiğiniz destek için. İyi günler diliyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Evet sevgili seyirciler, Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Şimdi koronavirüs gündemini bir nebze bir yere bırakacağız. Onunla da ilintili aslında Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok saydı. Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarını görmezden gelmeye çalıştı. Yabancı şirketlerle anlaşarak Doğu Akdeniz'de tek taraflı sondaj çalışmaları yapsa da umduğunu bulamadı. Şirketler tek tek sözde ruhsat verilen parsellerde çalışmalarını durdurdu. Gelişme Rumlarda soğuk duş etkisi yaptı. Şimdi gidelim Lefkoşa'ya. TRT Lefkoşa temsilcisi Olcay Kıraç karşımızda. Onunla konuşacağız. İşte koronavirüs salgın döneminde enerji fiyatlarındaki düşüş o sözde ruhsat verdikleri şirketleri geri adım atmaya itti bu dönemde. Neler aktaracaksın? Rum tarafı hayal kırıklığına uğradı dedik. Ayrıntılar sende. Coşkun Özen, evdeki hesap çarşıya uymadı diyeceğim sözlerimin başında. Çünkü gerçekten Rum kesimi Yunanistan'ı da yanına alarak Avrupa Birliği şemsiyesi altında Doğu Akdeniz'de tek yanlı uluslararası hukuku da hiçe sayan bir politika yürüyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi davranıyordu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hakları yokmuş gibi davranıyordu ve bunun pek çok örneğini görmüştük. Örneğin Kıbrıs'ta federal bir çözümün bulunması için yürütülen müzakereler sürecinde bile doğalgazı bu müzakereleri bozucu bir unsur olarak kullanıyorduk. 2014'te görmüştük yine müzakereler sürerken Rum yönetimi doğalgazda tek yanlı adım atınca müzakereler 8,5 ay kesintiye uğramıştı. Yine 2018 yılında görmüştük Kıran Montana sürecinin sona ermesinin ardından Rum kesimi yine tek yanlı adımlarını atmaya devam ediyordu ve Saipem 12.000 isimli sondaj gemisini üstelik de Türk savaş gemilerinin tatbikat yaptığı alana sokmaya bile cüret etmişti ki o zaman da yine diplomatik girişimlerle kriz daha büyümeden sona ermişti. Peki nasıl oldu bu noktaya gelindi? İşte sürekli bahsettiğimiz gibi Rum kesimi öncelikli olarak uluslararası hukuku tamamen hiçe sayarak hem Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi hem Türkiye'nin burada hakları yokmuş gibi farklı ülkelerle de örneğin İsrail gibi, Mısır gibi, İtalya gibi ülkelerle anlaşarak buradaki tüm hidrokarbon kaynaklarının tek sahibiymiş gibi davranmaya çalışıyordu. Hatta bunları sadece kazmak değil aynı zamanda bulunacak olası kaynakları Avrupa'ya aktarmak için de çeşitli projelerin peşinde koşuyordu. Bunlardan en önemlisi de İsmet boru hattıydı. Pek çoklar için hayali bir proje olan bu projeyi ortaya çıkarabilmek yapmak için 2000 kilometreden fazla 3500 metre derinlik belki 4000 metre derinlikte Akdeniz'i aşacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Türkiye'yi bypass ederek doğrudan Girit'e bağlanacak. Oradan Yunanistan'a gidecek, oradan da İtalya'ya gidecek bir boru hattı projesi planlanıyordu. Ama bütün bunlar şu anda tamamen hayal olmuş durumda. Çünkü önce Nisan ayında Amerikan menşeli şirket 10. parseldeki o
Glafkos adı verilen bölgedeki faaliyetlerini sonlandıracağını açıklamıştı. Arkasından da 6. parselde yine Kronos isimli bölgede faaliyet gösteren İtalyan Fransız firması, konsorsiyumu daha doğrusu, Mart 2021'e kadar faaliyetlerini erteleyeceğini açıkladı. Burunlarda soğuk duş etkisi yarattı ama kötü haberler bununla sınırlı kalmadı. Özellikle Rum Meclisi'nde konu gündeme geldiğinde Rum Meclisi'ndeki Enerji Komitesi Başkanı Andris Kiprianu'nun açıklaması daha dikkat çekiciydi. Bu faaliyetlerin iyimser bir tahminle Eylül 2021'den önce başlayamayacağını söyledi ki aslında petrol fiyatlarındaki düşüşün, koronavirüs salgınının seyrinin de bunlarla birlikte hesap edildiği bir yeni versiyonda ise uzmanlar 2022'den önce belki daha da sonrasına kadar bu faaliyetlerin yürütülemeyeceği anlamına geliyor. Tabii aslında ortada şimdi böyle bir durum söz konusu, denklem tamamen değişmiş durumda ama bu denklemin değişmesini yalnızca koronavirüs salgınının şu andaki seyri ve petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlamak da doğru olmayacaktır. Özellikle Türkiye'nin bölgedeki kararlı duruşu zaten Rum kesiminin ve Yunanistan'ın bölgedeki bu tek yanlı tutumunun önündeki en büyük engel olarak görülüyordu. Ne yapmıştı Türkiye? Kısaca hatırlayalım. Öncelikli olarak Rum tarafının sürekli olarak attığı tek yanlı adımlara karşı önce uyarmış, bunun sulhle çözülmesi için her türlü çabayı sarf etmişti ancak yanıt alamayınca Türkiye'de hem kendi çıkarlarını hem de Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumak için bir takım adımlar atmıştı. Bunlardan en önemlisi kendi sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerini yürütecek olan bir filoya sahip olmuştu. Barbaros Hayrettin Paşa Oruç Reis sismik araştırma gemileri, Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ve şimdi üçüncüsü de geliyor. Turgut Reis ismiyle filoya katıldı. Bunları almış ve kendi faaliyetlerini yürütmeye başlamıştı. Ama bunun yanı sıra bir şey daha yaptı Türkiye. Libya ile deniz yetki alanları anlaşması imzaladı ki bu da aslında doğrudan yeni bir dinamiği oluşturdu ve İsmet adlı aslında hayal ürünü olabilecek, hayali olduğu iddia edilen o projenin de tamamen artık mümkün olamayacağını açık bir biçimde hem de uluslararası hukuka uygun bir biçimde ortaya koymuş oldu Coşkun Özen. Olcay Kıraç, son derece güzel özetlediğin süreci. Türkiye zaten enerji savaşlarında özellikle Doğu Akdeniz'de güçlü bir aktör olarak sahaya girmişti. İşte bu süreçte de enerji şirketlerinin bir bir çekilmesi Türkiye'nin elini daha da güçlendirdi. Çok teşekkürler Lefkoşa'dan aktardıkların için sevgili seyirciler. İşte korona sonrası çok şey değişecek diyoruz hep. Onlardan biri Doğu Akdeniz'deki özür diliyorum enerji denklemi de değişecek olgulardan birisiydi. Sevgili seyirciler, haftayı kapattık. Bugün Cuma, pazartesi günü yine dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz aynı saatte karşınızda olacağız. Lütfen evde kalmaya, tedbirlere uymaya devam edin. Maskesiz sokağa çıkmayın. İyi bir hafta sonu geçirin.